sultanı. Nerede kaldın? Gözümüz hep seni aradı. Keşke daha erken gelseydin de bu içimizdeki yanan ateşi hemen söndürseydin. Senin gelişinle her yer yeniden aydınlandı. Herkes mutlu oldu. Yaralarımıza merhem oldun. İyi ki geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin gönlümüze. Senin adın anıldığında dolar yüreğim huzurla. Solan çiçeklerim seninle tekrardan hayata döner. Öyle bir şeysin ki bulamadığım heyecanı ve mutluluğu senle buluyorum. Keşke diyorum, keşke hep sen geldiğindeki gibi huzur olsa dünyada. Coşkuyla insanlar birbirine iftarlara çağırsa, küslükler bitse, oruçla anlasak acı toku, teravih için her gün cemaat olsak ne güzel olur değil mi? Çok kısa süreliğine geliyorsun. Tadını damağımızda bırakıyorsun. Ama en güzeli ne biliyor musun? Her yıl gelişin. Hele her gelişinde farklı güzelliklerle gelmen. Gelişinle bizim tek boğazımıza değil, dudaklarımızı, gözlerimizi, kulaklarımızı, ellerimizi bağlıyorsun. Öyle bir bağlayış ki bu, ne o dudaklar yalana meylediyor, ne o gözleri haram ilişiyor, ne kulaklar kötü sözler işitiyor, ne de eller yanlışı tutuyor. İnsan hep böyle bağlansa diye dua ediyor. Ah bir de sahurların. O sahurların var ya, iple çekiyorum. Sahura kadar uyumayıp annemleri benim uyandırmam o kadar güzel bir his ki. Sabahına kalktığımda hiç açlık hissetmiyorum. Ta ki iftarı bir saat kala. Uyusam mı, oyun mu oynasam, Kur'an mı okusam, yoksa namaz mı kılsam? O bir saati nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Bir şekilde geçirdikten sonra iftar vakti geliyor. En sevdiğim zaman. Dua ediyorum hep. Allah'ım, aç olanlara yardım eyle. Onların da sofralarını bizim sofralarımızdaki gibi güzel nimetler nasip eyle. Kimseyi açlıkla sınama. Bunlara sahip olduğumuz için elhamdülillah diyorum ve hemen suyumu içiyorum. Midem bir anda doluyor. Açlık hissim gidiyor. En sevmediğim şey ne biliyor musun? Koca bardaktaki suyu hemen içip yemeğe yer bırakmamam. Hep boyuma yenik düşüyorum. Ama dur. Şimdi en güzel yerine geldik. Teravih. Küs olanları bile beraber eden, çocuk, yaşlı, genç demeden herkesin bir arada olduğu namazın kılındığı vakit. Cemaatle birlikte namaz kılarken onu düşünüyorum. Önümüzde o varmışçasına o namaza en güzel şekilde tabi olmaya çalışıyorum. Her gelişinde bizlere yolda kalmış insanların yardımına koşmayı, cömert olmayı, paylaşmak ve sevgiyle yaklaşmak gibi insani değerleri öğretiyorsun. Ruhumuzu seninle besleyip, kalp bağlarımızı seninle güçlendiriyoruz. Seni anlatmaya kelimeler yetmez. En azından benim kelimelerim. Seni bizlere veren, yüceler yücesi Rabbime hamdü senalar olsun. İyi ki geldin, sefalar getirdin. Hoş geldin ey 11 ayın sultanı, hoş geldin.